Herkese merhaba. Bu videomda da Maybelline rujlarımı göstereceğim ve ruj videolarımı sonlandıracağım. Sonunda kurtulacaksınız. Tabii şaka yapıyorum çünkü isteyen arkadaşlar var. Hala da istiyorlar kalan rujları göster diye. O yüzden sözümü tutmak zorundayım ve bunları da göstermek zorundayım. Artık en son Maybelline'ler kaldı. Dediğim gibi birkaç tane daha ekledim. Çok uzun sürmeyecek video. Hemen başlıyorum o yüzden. Şöyle şurada gördüğünüz 4 tanesi Superstay 14 saat lipstick olarak geçiyor isimleri. Şöyle. Birincinin rengi böyle bir bordo renk. Vişne çürüğü gibi. Ben bu rujları çok seviyorum. Baştan onu söyleyeyim. Şöyle bir rengi var. Bunun numarası 070. Yazıları çok çok minik. Hiç zorlamayacağım gözlerimi onları okumak için. Sadece numaraları biraz büyük yazmışlar. Onları okuyabiliyorum rahatça. İkincisi 055. Bu da böyle güzel bir renk. Aslında yapıları mat rujlara benziyor. Ama içinde hafif tane simleri var. Bilmiyorum ne kadar seçebileceksiniz. Ama şöyle. Elime sürdüğümde de böyle bir renk çıkıyor. Gayet opaklar, kapatıcılar renk olarak. Tamamen veriyorlar yani renklerini. Onu seviyorum özellikle zaten. Gayet de kalıcılar. Bu da 0.30. Şöyle. Bunun da içinde ışıltıları var. Işıltıdan çok simleri var sanki. Bilmiyorum. Şöyle bir renk. Netleşmesini bekliyorum görüntünün. Sanırım oldu. Diğeri 0.12. Böyle bir renk. Şurada gördüğünüz pembe ton. Çok güzel bir tonu var gerçekten. Bu ve bu özellikle favorim. Çok hoşlar. Sonra şöyle iki tane, hangi seri olduğunu bilmiyorum bunların. Kapakları şu şekilde olanlar. Şöyle. Birincisi şu mürdüm diyebileceğim renk. Hani şununla kıyaslarsam bu biraz vişne çürüğü gibi. Bu daha mürdüm. Birbirine yakın tonlar olsa da farklılar. Gördüğünüz gibi. Ve daha kremsi yapıdalar bunlar. Ama kalıcılık olarak çok kalıcı değiller. Diğeri de bu. Çok doğal bir ton. Şuna da çok benziyor. Ama bu çok kalıcı mesela. Bu değil. Sonra 3 tane de şunlardan var. Bunlar da Superstay 24 saat kalır diye geçiyor isimleri. 24 saat kalıcı mı bilmiyorum ama inanılmaz kalıcılar. Bunların şöyle bir yapısı var. Öncelikle fırçasını falan göstereyim. Şöyle bir fırçası var. Daha net görmek için şöyle tutayım. Böyle sünger gibi bir şey. Bir aplikatör. Eğimli şekilde yapılmış. O yüzden şu eğimden dolayı dudağı çok güzel. Hani kalem sürer gibi kullanabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde şekil verebiliyorsunuz ruja. Ruja şekil nasıl verilir bilmiyorum da hani dudağınızın çevresini güzel çizebiliyorsunuz demek istiyorum. Anlamışsınızdır umarım. Sonra bu tarafında da böyle lip balmları var bunların. Lip balmın elimi bulaştırdım. Lip balmın ucu kirli gördüğünüz gibi. Yani önce bu tarafı uyguluyoruz ruju. Sonra lip balmını sürüyoruz üstüne.
Çünkü sadece bunu uyguladığımızda dudak çok böyle yapış yapış ve kuru oluyor. Ama lip balmı sürdüğümüzde gayet yumuşacık oluyor. Rengini göstereyim. Şimdi bunu elime sürdüğüm zaman kuruduktan sonra gerçekten elimden çıkartmak çok zor olacak. Biliyorum çünkü sürüldüğü yerde kalıyor resmen ruj. Bunun rengi böyle. Birazdan göstereceğim üstüne peçete falan sürerek ne kadar kalıcı olduğunu siz de anlayacaksınız. Kesinlikle bulaşmıyor. Bu böyleydi. Bunun numarası 040. Yani inanılmaz minik yazılar. Gerçekten okunmuyor yani. Paketinin üstünde vardı. Bunlar paket içindeydi. Paketleri attığım için şimdi bilmiyorum. Numaraları hatırlamıyorum yani. Bu sanırım 110. 110 gibi okudum ama bilmiyorum. Çok da emin değilim. Neyse bu da böyle daha açık bir renk. Bunun da rengini göstereyim. Bunu da şöyle yanına süreceğim. Şu. Çok açık bir pembe. Belli belirsiz duruyor. Sonra daha biraz daha bunun daha rahat okunuyor. Mesela 130 numarası. Bu biraz daha koyu bir renk. Bunu da şöyle göstereyim. O hepsinden koyu renk olarak. Şu şekilde. Üçü yan yana. Birazdan kuruduğu zaman üstüne böyle peçete falan bastıracağım. Göreceksiniz ne kadar elime yapıştığını ve kesinlikle kıpırdamadığını oradan. Sonra dediğim gibi iki tane Wet n Wild rujum var. Bunlar mat rujlar ikisi. Ve gerçekten çok başarılı ve güzeller. Birincisi 907C. Bunları nereye süreyim? Bunları da buraya sürelim. Çok gerçekten kapatıcı, rengini tam veriyor. Ve oldukça da kalıcılar. Bu da 912C. Hatta çekiliş videomda bahsettim bundan. Hangi sette olduğunu hatırlamıyorum ama birisinde bu renk var. Çok tatlı bir renk. Bayıldım ben bu renge. Hani diğerinden daha çok sevdim. Tam benim rengim zaten. Şimdiye kadar gösterdiğim favori rujlarımdan anlamışsınızdır belki. Hatırlıyorsanız. Bu renkleri çok seviyorum. Cidden çok güzel bir renk. Yani bunlar da böyle gayet güzeller. Sonra bir de CoverGirl'den tek bir rujum var. Bir ara bu renge takmıştım. Bu ikincisi. Aynı rengi almıştım. Birinciyi bitirdim ama ikinci bu şekilde kaldı. Uzun zamandır elimde böyle duruyor. Bunu da şöyle süreyim. Of. Biraz önce gösterdiğim şeylere çok benziyor mesela. Şuna ve şuna. Ton olarak çok benziyor. Bu da böyle bir renk. Bunu da seviyorum ama bundan başka CoverGirl ürünü almadım diyebilirim. Ne ruj ne başka bir şey. Nedense çok sevmiyorum bu markayı. Bir tek bu ruju almıştım. Bunu bir ara takmıştım resmen. İkincisini de aldım. Belki de üçüncüyü aldım hatırlamıyorum ama bu da böyle uzun zamandır bu şekilde kaldı. Şimdi şunlar kurumuştur. Bunları göstereceğim. Şöyle temiz bir peçete var elimde. Şuradan silmeye çalışıyorum. Gayet de bastırıyorum ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok peçetede. Şöyle bir daha göstereyim.
Yok cidden hiçbir şey çıkmıyor yani. Dediğim gibi kesinlikle sürdüğünüz yerde kalıyor. Dudakta da böyle sabitleniyor bütün gün. Hiç ruj değiştirmenize falan gerek yok. Yenilemeye gerek yok daha doğrusu. Bu da bu şekildeydi. Umarım bu video da hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.